İyi akşamlar. Derin Analiz programı hoş geldiniz. Konuğumuz Sayın Yiğit Bulut Bey'le beraberiz. Yiğit Bey nasılsınız? Sağ olun Hasan Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yiğit Bey, bugün programa başlamadan hemen şey var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması var. İsterseniz onu bir dinleyelim. Ondan sonra. Grup konuşması var. Evet, doğru evet. Söylüyorsunuz. Anladım. Mümkün. Peki. Onu bir dinleyelim. Evet. Bir dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Türkiye bir yandan bölgesindeki krizlerle mücadele ederken diğer yandan hedeflerine doğru ilerleme gücüne sahip bir ülkedir. Bu noktada asla ihmal etmediğimiz alanların başında ekonomi geliyor. Türkiye böylesine derin iç ve dış dalgalanmalarla karşı karşıya iken ekonomide kontrolü elde tutmak kolay. Biz küçük sarsıntılar dışında hamdolsun bunu başardık. Nitekim yılın ilk yarısında elde ettiğimiz %5,1 düzeyindeki büyüme rakamları hem gerçeği hem de ekonomimizin doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Büyümenin ayrıntılarına baktığımızda yatırımların ve tüketimin birlikte arttığı nispeten sağlıklı bir büyüme eğilimiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Geldiğimiz noktada artık 15 Temmuz darbe girişimi, İhracattaki ve turizm gelirlerindeki düşüş, finansal sıkılaşma ve bunların tetiklediği belirsizlik algısını büyük ölçüde geride bıraktık. Kredi garanti fonu gibi uygulamalarla kredi akışı hızlandırıldı. Evet Yiğit Bey, şimdi şunu hani konuşmak lazım biraz da. Yani Türkiye daha 1,5 yıl oldu işgal girişiminden kurtuldu. Yani kimse oraya dikkat etmiyor. Hani sanki Türkiye çok güzel lay lay lom gidiyor da birdenbire her şeyin çok iyi olması ve ona rağmen de büyüme rakamları iyi geldi yani ona rağmen. Yani. Evet şimdi bu bölüm zaten yaklaşık 10 dakika sürüyor Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili konuşması. Onu verip sürekli üzerine tartışalım Hasan Bey. Ama İlk önce konuya girmeden önce ki ekonomiyle ilgili bence bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli mesajlar verdi. Örneğin ekonomi politikalarıyla ilgili ben yaptım oldu denemez dedi ki bence bu önemli bir cümle. Biliyorsunuz MTV artışıyla ilgili kamuoyunda uzun süredir bir tartışma var. Eğer bir artış yapılacaksa herhangi bir konuda bunu ilk önce güzel güzel bu ülkede anlatmalıyız, izah etmeliyiz. Rasyonel bir şekilde ortaya koymalıyız, daha sonra böyle bir hareket yapmalıyız dedi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ekonomiyle ilgili cümleleri gerçekten iç kamuoyunda özellikle çok ciddi destek gördü. Sayın Binali Yıldırım'ın da 2-3 gündür bu konuyla ilgili açıklamaları var, Sayın Başbakan'ın da. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan arasında mükemmel ahenk, mükemmel bir uyum var. Bu da Türkiye için bence büyük bir şans diyorum. Bu uyuma herkesin ayak uydurmaya çalışmasında takım oyunu açısından yarar var. Şimdi ona geçmeden önce Hasan Bey detaylı tartışacağız. Söyleyeceğim çok şey var bugün. Çok önemli noktalar var. Dolarla ilgili gelişmeleri soruyor sevgili seyircilerimiz. Diyorlar ki 3.94'ten 3.39'a değecek dediniz. Değdi. Oradan döndü. Şimdi ne olacak? Onların hepsini konuşacağız. Fakat bugün Türk Telekom'dan yapılan bir açıklama var. Onu özellikle bir yönetim kurulu üyesi olarak da burada paylaşmak istiyorum. Evet, halka açık bir şirket hakkında birkaç zamandır Hürriyet Gazetesi'nde bir karalama kampanyası devam ettiriliyor. Bunun sebebi açık ve net söyleyeyim. Reklam pastasından çok yüksek paylar almaya alışanlar eskisi gibi alıştıkları ballı börekleri bulamayınca dönüp devletin kurumlarına, özel kurumlara, özel şirketlere, özellikle kamuya saldırıyorlar belli bir şekilde. O dönem bitti arkadaşlar. Bedavadan size reklam pastası yok. Hakkınız kadar alacaksınız. Ben bu ülkenin en büyük medyasıyım. Nereden en büyük medyası? Bana şu kadar vereceksin, buna bu kadar vereceksin. O dönem bitti. Böyle mafya babası gibi haraç kestiğiniz dönem çok gerilerde kaldı. Artık buna alışın. Bir kere bunun altını çizeyim. Şimdi Hasan Bey, 1 Ekim 2017 Pazar günü Türk Telekom'un açıklamasını söylüyorum. Hürriyet gazetesinde Türk Telekom'un %55 hissedarı OTAŞ'ın borcunu ödeyememesini getireceği değişiklikleri konu alan ve içinde çok temel yanlışlar barındıran bir yazı kaleme alınmıştır. Ekonomi Fısıltıları adlı köşesinde Cale Özgentürk tarafından yazılan bu yazıda Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doni maalesef şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yer almıştır. Ancak Paul Doni Türk Telekom yönetim başkanı olmadığı gibi yönetim kurulu üyesi bile değildir. Hürriyet fısıltılar yerine gerçeklerin peşinde olsaydı Türk Telekom'un resmi web sitesine kısacık bir ziyaretle bu kolayca bu bilgiye ulaşabilir ve gerçekleri görebilirdi. Aynı yazıda yine dedikodulara dayanarak başka bir temel yanlışa da imza atılmış ve
Türk Telekom'un halen üst düzey yöneticisi olan Ünal Önal adlı bir şahsın Türk Telekom'un CEO'su olacağına ilişkin bir öngörüye yer verilmiştir. %15'e halka açık olan tüm operasyonlar ve yönetim kadroları şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılan Türk Telekom'da bu isimde bir çalışan yoktur. Komediye bakar mısınız? Bu temel bilgiler yerine Türk Telekom'un resmi web sitesinden hızlıca doğru bilgilere ulaşılabilir. Fakat Hürriyet Gazetesi'nin görüldüğü gibi temel bilgiye ulaşmak gibi bir kaygısı yoktur. Böyle devam ediyor. Bunu okumayacağım. Şimdi Türk Telekom'a operasyon yapacağım diye tehditle daha fazla reklam alacağım diye uzun süredir Hürriyet Gazetesi bu tavrını devam ettiriyor. Çok açık ve net. Tehditle, şantajla bizden kimse reklam parası alamaz. Hak ettiği kadar zaten veriliyor. Bunun altını bir kere buradan yönetim kurulu üyesi olarak söylüyorum. Kimseye tehditle, şantajla vereceğimiz 1 liramız yok. Hak edene sonuna kadar her şeyi verelim. Yani İkincisi, yapıyorlar mı? Tabii. Hasan Bey, uzun süredir manipülasyon. Bu haberin, bakın haber o kadar ciddiyetsiz ki. O kadar ciddiyetsiz, sadece yani öyle küstah bir tarz yazılmış ki. Yani biz bu ülkenin sahibiyiz. İster yazarız, ister çizeriz, sizi infaz ederiz. Telekom'da olmayan biri, çalışmayan birisi genel müdür yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Bir kişi kastediliyor, onun ismi soyadı bile doğru yazılamıyor. Poldoni'nin Türk Telekom yönetim kurulu üyesi olduğu iddia ediliyor. Yönetim kurulu üyesi olmayı bırakın, yönetim kurulu başkanı olacağı iddia ediliyor. Olduğu iddia ediliyor şu anda. Ayrılacağı iddia ediliyor. Poldoni Türk Telekom'un yönetim kurulunda bile yok. Yani sadece genel müdürü, CEO'su. Şimdi böyle bir yapı içinde... Hangi işte, kafayla yazıyorlar Yiğit Bey bunları acaba? Hasan Bey, aynısını bana da yapıyorlar. Evet, yok evet. Şöyle oldu, varlık fonunda böyle oldu, şöyle olacak, böyle oldu. Sürekli tehdit, şantaj, tehdit, şantaj. Bu yıllardır böyle gelmiş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapmadılar mı? Muhtar bile olamaz diye manşet atılmadı mı? Ama gergin bir yüzleri başlık var. Başlık atılmadı mı? Muhtar bile olamaz Hasan Bey. Gergin bir yüzleri var yani. Tef gibi ateşte yani. Geliyorsun sürekli. Muhtar bile olamaz. Ne oldu? Ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. İnşallah ülkenin ilk seçilmiş başkanı da olacak. Yani seçilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi içinde. Baktığınız zaman Türk halkı neyi takdir ederse olur. Bu ülkede medya patronlarının takdiriyle ülke şekillenmez. Bu ülkede holding patronlarının takdiriyle ülke şekillenmez. Bu ülkede cebinde para, belinde silah olanların takdiriyle ülke şekillenmez. Bu ülkede gizli servislerle birlikte ihanet çetesi kuran alçakların takdiriyle ülke şekillenmez. Bu ülke milletin takdiriyle şekillenir. Bir kere bunu herkes kafasına yazacak. Neresi? Kafasına yazacak. Olursa şimdi yani. Burada önemli bir konu daha var bakın. Diyorlar ki bu sabah yine aynı grubun bir televizyon kanalını bilerek açtım bu konuyla ilgili ne diyecekler diye. Diyor ki Türk Telekom borcunu ödeyemiyor. Ey Ebu Cehiller. Daha bunu bilmiyorsunuz, gazeteciyiz diye program yapıyorsunuz. Kendinizden mi utanmanız gerekir, milletten, yoksa milletten mi utanmanız gerekir? Türk Telekom'un bahsedilen söz konusu bir borcu yoktur. O borç Türk Telekom'u özelleştirmede %55 hissesini alan OTAŞ adlı şirkete aittir. Bu borç özelleştirme borcu da değildir. Bu borç 3 büyük banka, birkaç küçük bankadan alınan ve o şirketin yani OTAŞ'ın faaliyetlerinde kullanılan ve geri ödenemeyen bir borçtur. Borcun Türk Telekom'un tüzel kişiliğiyle en küçük bir alakası yoktur. Türk Telekom'un faaliyetleriyle en küçük bir alakası yoktur. Kamu gerekli işlemleri başlatmıştır ve 3 Ekim'de de konuyla ilgili süreç tamamlanmış. Bugün kamunun elinde birçok seçenek olmak üzere hukuki birçok detay ortaya çıkmıştır. Yani Türk Telekom'u karalamak adına Türk Telekom borcunu sabah televizyonda program yapılıyor böyle Hasan Bey, halka açık bir şirket hakkında. Yani burada artık savcıları göreve çağırmak zorundayız. Yatırımcıların parasını böyle onlarla bir aşağı bir yukarı savcıları göreve çağırmak zorundayız. Küçük yatırımcılar, amatör yatırımcılar her türlü bilginin bilindiği varsayılarak hisse senedi alırlar. Eğer birileri sürekli manipülasyon yaparsa, birileri sürekli karalama yaparsa bu işin sonu gelmez. Ve onların şirketleri için böyle bir şey söylense ne diyecekler o zaman? Şimdi misal yani. Halka açık şirketlerle ilgili konuşmak Hasan Bey asla doğru değildir. Evet. Bakın söylüyorum. Ama bunun bir yaptırımı olması lazım. Bunun bir yaptırımı olması gerekiyor. Yani. Evet, çünkü milletin canı yanıyor o sırada. Aynı manipülasyon bakın daha önce Asya Bank'ta yapıldı. Hatırlarsanız. TMSF el koymadan önce. Orada bir kamu bankasına satılacağı iddia edildi. Oradan piyasada dedikodular türetildi. Oradan birileri çıktı düzeltti. Kim çıktı? Biz çıktık o akşam televizyon. Düzeltmek zorunda kaldık.
Sayın Cumhurbaşkanımız, yani o günkü Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde. Şimdi bu ülkede bu tip manipülasyonlara yer yok. Sermaye Piyasası Kurulu çok net bir şekilde bu konunun üzerine gitmeli. Sermaye piyasası suçlarıyla ilgili savcılar çok net bir şekilde bu konunun üzerine gitmeli. Olmayan bir borç bir şirkete yamanıyor. O şirket hakkında sürekli haber yapılıyor, yazılı yapılıyor. Yazı yazılıyor ve bunun hiçbir yaptırımı olmuyor. Böyle bir şey yok. Her şirket için geçerli bu. Onun için bu konuyu burada kapamadan önce kamuoyuna saygıyla şunu duyurmak isterim ki söz konusu borcun Türk Telekom'un tüzel kişiyle hiçbir alakası yoktur. Yoktur, yoktur. Tamam. Evet. Şimdi Hasan Bey gelelim isterseniz Kerkük'ten devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün özellikle Kerkük'le ilgili de önemlileri vardı. Onları da mutlaka belki kesmişsinizdir. Sizle konuştuk çünkü gündüz. Bu arada Celal Talabay'ın hayatını kaybetti biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Tabii Barzani'nin bir bağımsızlık referandumu rüyasına kapıldığı bir dönemde Irak'ta merkezi hükümetin daha güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de merkezi hükümetle ilişkileri şu an itibariyle daha güçlü. Merkezi hükümetin atacağı adımlar çok önemli. Talabani'nin okunu Irak'ın bir an önce üzerinden atıp bir an önce toparlanarak kuzeydeki özellikle bölücü eşkıya karşı savaşmasında, bölücü eşkıya karşı önlemler almasında, her anlamda savaşmasında, ekonomik, siyasi, sosyolojik, politik, askeri anlamda yarar var. Dolayısıyla Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu zaten defalarca söyledi ki hala da aynı fikirde olduğunu altını çizerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti beyan ediyor. Dolayısıyla bu konuyu bence tartışmakta yarar var ama ont var mı sizde evet, bugünkü konuşma? O bant varsa bir izleyelim Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması. İşte burada bir kez daha tekrarlıyorum. Kuzey Irak'ta yaşanan referandum krizi bölgemizin bağrına yeni bir hançer saplama girişimidir. Mesele Kürtlerin hakları meselesi değildir. Tam tersine mesele Kürtlerle Arapları, Türkmenleri, diğer grupları ve çevredeki ülkeleri sonu gelmez bir kavga, çatışma, hesaplaşma sürecine itmek isteyenlerin oyununa düşüp düşmeme meselesidir. Etnik hırçınlıklar ve mezhebi husumetler üzerinden yanı başımızda kazılan ateşini kin ve nefretin beslediği bu çukura izin veremeyiz. Irak ne tek başına Kürt'ün, ne tek başına Arap'ın, ne tek başına Türkmen'in değildir. Irak tüm bu kesimlerin binlerce yıllık ortak geçmişinden süzülüp gelen bir kardeşlik iklimi içinde ortak bir gelecek inşa edilmesi gereken bir yerdir. Başka türlü bu topraklarda güvenlik, huzur, refah tesis edilemez. Kerkük türküleriyle büyümüş bir milleti Kerkük'teki birkaç bin Türkmen için diye başlayan cümlelerle tahkir etmek kimsenin haddine değildir. Daha düne kadar ayrı bir Sünni Arap bölgesel yönetimi kurulması tartışılan Musul'un çevresindeki demografik yapıyı hiçe sayan bir girişim kesinlikle art niyetlidir. Elbette bölgemizde yaşanan krizi suhuletle, akılla, uzlaşmayla çözmek için her yolu sonuna kadar denedik, deniyoruz, deneyeceğiz. Devlet olmanın gerektirdiği vakardan, soğukkanlılıktan asla taviz vermeyeceğiz. Şimdilik sadece belirli alanlardaki ambargolarla yetiniyoruz. Bu artarak şüphesiz ki devam edecektir eğer kendilerine gelmezse. Gelişmelere göre çok daha ileri adımları atmakta tereddüt etmeyiz. Gayet iyi giden bir ilişkiyi kendi elleriyle tahrip eden, bununla da yetinmeyip dillerini ülkemizi tehdit etmeye kadar uzatan
Kuzey Irak yönetiminin bir an önce aklını başına devşirmesini umut ediyoruz. Evet, dediniz. Hani bir Latince özdeyiş var gerçi. Herkes de söyler ya, komşun ev yanıyorsa sen içeride kendi evinde rahat uyuyamazsın diyor. Yani şimdi bizi huzursuz etmenin ne anlamı var? Yani bir de bunlar kendi kendilerine evlerini yakan insanlar. Hasan Bey, Suriye'de hem Irak'ta yani. Şimdi benim aslında bir bu konuda bir endişem var. Yani endişem Türkiye adına değil. Endişem bölgedeki Kürt kökenli insanlar adına. Çünkü Kürt kökenli insanlarla biz Türk kökenli, Arap kökenli, hepimizin kökeninin aslında binlerce yıldır birlikte yaşıyoruz. Yani kesin ayırmak da mümkün değil baktığımız zaman. Etnik köken ayrımına girmek çok büyük bir saçmalık. Hepimiz bu bölgenin insanıyız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. Hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi inanıştan gelirse gelsin, bu şemsiyenin altında yaşayan herkes bu coğrafyada, bu ülkede, bu bayrağın altında, bu bayrağın koruması altındadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk olana demiyor. Bak, ne mutlu Türk olana demiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Bu aslında etnik kökene önem verilmemesine, etnik kökenle ilgili oradan bir politika geliştirilmemesine bir işaret o dönemde. Ne mutlu Türk'üm diyene. Diyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün bunu daha da geliştirebiliriz. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım diyene diyebiliriz. Yani sonuçta baktığınız zaman birlik olmak, birlikte yaşamak, birlikte yaşama dinamiklerini geliştirebilmek önemli. Bunların biz çaresini aramalıyız. Her gün kavga için sebep değil, birlik olmak için çare almak durumundayız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız aslında bugünkü konuşmasında, bence tarihi referanslar var bugünkü konuşmasında. Önemli detayların altını çizerken bunu da söyledi. Yani Kuzey Irak'la Türkiye'nin işte birçok senaryosu, Kuzey Irak'ın Türkiye'ye gücü bir saat yetmez. Ama maksat o değil. Çünkü biz Barzani aşiretini Kuzey İran sahibi varsaymıyoruz. Kuzey Irak'ta Kürt var, Türk var, Türkmen var, Alevi var, Çerkez var, Sünni var, Arap var, her kez var. İmparatorluk kalıntısı, yerler yetmiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntısı. Herkes orada. Barzani aşireti Kuzey İran sahibi değil. Dolayısıyla Barzani bugün var, yarın yok. Geçen hafta göstermiştim 2011'deki 25 Eylül'deki yazımı. Barzani bugün var, yarın yok. O bölgedeki insanların kalbi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile çarpıyor. Çünkü biliyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntısı. Herkes orada. Barzani aşireti Kuzey İran sahibi değil. Dolayısıyla Barzani bugün var, yarın yok. Geçen hafta göstermiştim 2011'deki 25 Eylül'deki yazımı. Barzani bugün var, yarın yok. O bölgedeki insanların kalbi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile çarpıyor. Çünkü biliyor ki 1975'te Kürt kökenli insanları Saddam Hüseyin'e katlettiren emperyalistler bugün aynı oyunun peşindeler. Bakın, bir endişem var dedim. Endişemi de söyleyeyim. Endişem bir Arap-Kürt çatışması ortaya çıkarmak istemeleri. Türkiye ile Kuzey İran çatışması değil. Amaç bir Arap-Kürt savaşı çıkarmak. 500 milyonun üzerinde bir Arap nüfus bu bölgede bir Arap-Kürt çatışmasında çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Saddam Hüseyin'e yaptırdıkları katliamı lütfen kimse unutmasın. Saddam Hüseyin'i İran Şahı ile görüştürenler emperyalist ülkelerin büyükelçileriydi. Saddam Hüseyin'i İran Şahı'nla görüştürdüler ve İran Şahı Saddam Hüseyin'e tamam katliama başla dedi. Saddam Hüseyin o zamanlar Baas Partisi'nin ikinci adamıydı. Yıl 1974-1975 ve katliam başladı Hasan Bey. Saddam Hüseyin'e bizzat izin verenler iki ülkenin büyükelçisi, birlikte İran Şahı artı Baas rejimin ikinci adamı Saddam Hüseyin. Baas rejimin Arap milliyetçiliği, yani öyle söyleyeyim de. Aynen şöyle söylediler. Kürtleri katledebilirsiniz. Dönüp arkamıza bakmayacağız. Şimdi bugün Kuzey Irak Türkiye'nin üzerine kışkırtıp aynı şekilde Arapları Kürtlerin üzerine kışkırtıp bölgede bir kazan yakmaya, bir ateş yakmaya ve işin sonunda bir Kürt-Türk çatışmasından daha çok veya bir Kuzey Irak-Türkiye çatışmasından daha çok bir Arap-Türk savaşı örgütlenmeye çalışılıyor. Bunu anlamamız lazım. Arap-Kürt savaşı, düzeltiyorum. Ve 1975'te lütfen Saddam Hüseyin'e yaptırdıklarını Kürt kökenli bütün vatandaşlarımız, Kürt kökenli bölgenin bütün insanları, hepimiz, siz, biz, kim varsa, kökeni ne olursa olsun, herkes bir kere daha ibretle okusun. Lütfen emperyalist güçler devlet kurdurmak bahanesiyle insanları yola çıkarıp daha sonra başkalarına katlettirirler.
Bunu tarihte yüzyıllarca yapmışlar. Onun için Kuzey Irak'taki insanların kalbi Türkiye ile çarpıyor. Barzani ile çarpmıyor Hasan Bey. Ben bundan %100 eminim. Orada gerçekten doğal şartlarda serbest bir insanların iradesi ortaya çıksa herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında olmak ister. O korumayı almak ister. Ama Barzani aşireti var orada. Bugün var, yarın yok. Yarın yok, onu da söyleyeyim. İşte. Bugün var, yarın yok. Ama Kuzey Irak'taki yaşayan halklar hepimizin kardeşi. Hepimizin canı. Barzani kardeşimiz olmak istemeyebilir. Kardeşliğimizi reddedenin de kardeşliğimizi reddettiği için mutlaka bir sebep sonuç ilişkisi olacaktır. Şimdi İdip Bey, biz o topraklarla tanışmıyoruz. Yani şeye getirirseniz işte, eğer Selçuklu yani Malazgirt'ten oraya girdiğimizi 1071 diye sayarsanız, Amerika'nın keşfi, yani bırakın kıta Amerikan Birleşik Devletleri'nin kuruluşu, Amerika'nın keşfi 1492. Yani arada neredeyse 470 yıl var. Yani 470 yıl sonra keşfedilen bir ülkede insanlar birkaç yüzyıl içinde bir hale geliyorlar. Gelip o toprakları neredeyse 1000 yıl sonra karıştırmaya kalkıyorlar. Neredeyse yani 900 küsur yıl sonra. Yani bunu insanın mantığı almıyor İlk Bey. Hani orada petrol için yapıyorsanız, ya adamlardan zaten petrolü size satıyorlar. İçecek halleri yok o petrolü. Bir yere götürecek halleri de yok. Yani size verecekler. Peki oraya girdiniz de bu kadar insanı niye öldürdünüz yani? Yani şu an Suriye'de olanlara zaten hiç akıl sır erdirmek mümkün değil. Hani bunu şey diye, yani Suriye'de almak istediğiniz ne vardı alamıyorsunuz da Suriye'den o kadar kıyım yapıyorsunuz. Yani bugünkü teknolojiyle, yani orada birisi üst tutacak mı bilmem ne yapacak, şunu yapacak, ne gerek var yani? Alsan ne yapacaksın? O insanlar zaten o topraklarda ne üretiyorlar, veriyorlar yani. Çıkanı alıyorsun zaten yani. İnsanlar bir şey yapıyor. Hani şöyle de olsa deseniz ki ya burası dünyanın en minbit toprakları Yiğit Bey, yani bu topraklar olmazsa insanlık aç kalacak deseniz, hani o yine bir anlama tarafı olur. O da yok. Deseniz ki dünyanın en kıymetli madenleri burada, hadi bir şey olur. Hani zaten petrol, hani alıyorsunuz. Yani almasanız bu adamlar size satmasa petrolü bir şey diyemeyeceğiz, tamam. Satıyorlar, veriyorlar. Ama adamların canını alıyorsunuz. Evinden, yurdundan ettiniz, öyle değil mi? Bu insanları daha da böyle uçuruma sürükleyecek, kendi kendini evine ateşe veriyor adam. Yani adam onu da severek yapıyor. Kimi dinliyor, kimi garanti veriyor? Bugün biz o kadar 6000 kilometreden 6000 milden geliyor, yani 10.000 kilometreden geliyor Amerika'nın uzaklığı neyse. Yani komşu olduk biliyorsunuz yani. Rusya ile ve Amerika ile biz komşuyuz artık, yani Kuzey Irak falan diye bir şey yok yani, açıkça konuşmak gerekir. Yani bunu da söylemek lazım. Ya buradaki adamlara şunu söylemek lazım. Sizin yani biz müfik istiyorsunuz, dost diyorsunuz. Adamlara vermediğiniz silah kalmadı. Almanlar aynı şekilde. Avrupalılar aynı şekilde. Yani bu iki yüzlüğü anlamak da mümkün değil. Ya bu insanlarla karşılıklı gelince insanlar nasıl bakıyorlar insanların yüzüne, onu merak ediyorum Yiğit Bey. Yani adam da diyorsun ki ben buna terörist diyorum. Yani teröristin sadece levhasını değiştirmişsin. PKK'ya YPG yazmışsın. Adama silah veriyorsun. Ordu, neredeyse ordu haline getiriyorsun adamı. Sonra biz müttefik izliyorsun. Hasan Bey, işte emperyalizm böyle bir şey. Ha şöyle bir şey var. Adamı dostsuz diyorsun, sonra IMF'ye gönderip soyuyorsun. Dostsuz diyorsun, Dünya Bankası'nı gönderip soyuyorsun. Hı. Dostsuz diyorsun, bankerleri, yatırım bankalarını gönderip soyuyorsun. Hı. Ne farkı var yani baktığın zaman? Hı. Ne farkı var? Sonuçta Hasan Bey, biz ülke olarak emperyalizmin ne olduğunu son 15 yılda anladık. Hı. Gerçek bir anti-emperyalist mücadele, hı, 1933'te bitmiş. Hı. Daha önce bunu söyledim, hı, bir daha da söylerim. Söylediğimde sonuna kadar arkasındayım. Hı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Çankaya Köşkü'ne kapatmışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci devre emperyalizmle mücadelesi bitmiş. 10 sene sürmüş, sürmemiş. 10 sene sürmüş. 1933'ten sonra emperyalizmle mücadele yok. Neden? Çünkü Gazi'yi köşke kapatmışlar, etkisiz hale getirmişler. Bana göre, ben bundan emin olmamız mümkün değil ama benim hissiyatım, normal yollarla da ölmediğini düşünüyorum. Hı. Yani bir anti-emperyalist mücadele verebilecek bir isim yok edilmiş. Arkasından anti-emperyalist mücadele verecek isim Adnan Menderes yok edilmiş. Arkasından anti-emperyalist mücadele verecek birçok isim yok edilmiş. Anti-emperyalist mücadeleyi veren Recep Tayyip Erdoğan defalarca yok edilmek istenmiş. Şimdi bu topraklardaki bu anti-emperyalist mücadeleyi anlamamız lazım. Ve bunu, inanın, içinde sol, işte emek, sosyalist, işçilik, işçi kavram, bir sürü böyle cümle, kelime geçen partiler, dernekler, sendikalar da bence çok iyi idrak etmeleri gerekiyor. Gerçek bir anti-emperyalist mücadele faize karşı mücadeledir. Gerçek bir anti-emperyalist mücadele
emperyalizm kurumlarına karşı mücadele. Türkiye yatırım bankalarını teslim etmezsen arkandan böyle kuyunu kazarlar. Kazıyorlar da. Evet, evet, Türkiye'yi yatırım bankalarına teslim edenleri göklere çıkarırlar. Onlarla ilgili gazetelerde birçok övgü çıkar, bir tane eleştiri çıkmaz. Ama kim ki emperyalizmin kurumlarına karşı bu ülkede mücadele eder, onun adını Kızıl Elmacı koyarlar. Kim ki emperyalizmin kurumlarına karşı bu ülkede mücadeleyi başlatır, IMF'yi 200 yıl sonra bu topraklardan çıkarır, kefenimi giydim de geldim der, muhtar bile olamaz derler. Onun için artık bu ülkenin insanları bazı şeyleri anlaması Davos'a gerekiyor. Davos'a giderler, Bilderberg'e gidenler, Çatamaz'a gidenler filan. Başını böyle okşatanlar, Alman şansölyesine baş okşatanlar, İngiliz kraliçesine baş okşatanlar. Bunları koyacak yer bulamaz bu ülkede bazı medya kuruluşları. El üstünde tutarlar. Kim ki gerçeği söyler, kim ki anti-emperyalist mücadele yapan liderin peşinden gider, kim ki bu mücadeleyi bildiği, kendini bildiğin bileri yapar, onlarla ilgili sürekli karalama kampanyası yapılır. Bakın Hasan Bey, bu emperyalizmin beslemeli ülkelerde basın kuruluşlarında her yerde vardır. Ne zaman biz bu NVŞ konusunu açtık, beslemelerin bana olan saldırısı kat be kat arttı. Her türlü yalan ve iftira. Hiçbiri gerçek değil. Ve ortaya koyup da ciddi bir eleştiri de yok. Ne diyorlar? Jöleli diyorlar. Saçımıza jöle. Hayatta da jöle sürmedim. Şimdi baktığınız zaman bakın aslında karşınızdakinin ne kadar zavallı, ne kadar şeref yoksunu olduğunu görüyorsunuz. İnsan gibi bir eleştiri ortaya koyamıyor. Neden? Çünkü amaç karşısındaki toplumda küçük duruma düşürmek, itibarsızlaştırmak. Çamur niye? Çünkü emperyalizmle mücadele eden herkese aynı muamele yapılmış. Bu benim için gururdur. Bu tip kalitesiz insanların bana hakaret etmesi benim için bir gururdur. Keşke daha çok hakaret etse. Onlar beni adam yerine koyarsa ben adam değilim. Ben aynaya gider suratıma tükürürüm. Onlar beni adam yerine koyarsa adam değilim ben. İnsanlar bazı şeyleri unuttu geçmişte. Bakın ben bazı şeyleri hatırlatayım. Ben bir medya grubunda, o medya grubunda belki de en yüksek maaşı alanlardan biriken hiçbir yere geçmeden sabah canlı yayında istifa ettim. Başka bir kurumla anlaşmadan. O kuruma aylar sonra geçtim. Bunu unutmasın insanlar. O kurumda çalıştıktan sonra başbakan başdanışma olarak atandım. Yani baktığınız zaman aradaki kesintileri, ayrımları insanlar unutuyor. Oradan anlaştı, oraya gitti. Alakası yok. Aylarca işsiz kaldım. Beraber aylarca mağsız kaldım biliyorsunuz. Yemek yiyecek paramız olmadığı günler oldu Hasan Bey. Bunları açık seçik konuşalım. Gittik simit aldık yedik. Biz 20 yıldır neyi anlatmaya çalışıyoruz? Finansal sömürü düzeninin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz. Finansal sömürü düzenine nasıl karşı çıkılması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu sistem böyle. Ama 20 yıldır yatırım bankalarına Türkiye'yi peşkeş çekenler aynı medyanın en üst köşelerinde sürekli pohpohlanıyorlar. Ne Türkiye'yi peşkeş çekmeyi Allah bize nasip etsin, ne de onların gazetesinde kalmayı nasip etsin. Aç ölmeyi nasip etsin onlarla birlikte olmaktansa. Onlarla birlikte aç zaten ölmeyi nasip etsin. Yani. Aç ölmeyi nasip etsin Almanya'ya baş okşatmaktansa. Aç ölmeyi nasip etsin İngiliz kraliçesinin elini eldivensiz sırtırmaktansa. Aç ölmeyi nasip etsin Davos'a gidip el ayak öpmektense. Recep Tayyip Erdoğan'a niye saldırıyorlar Hasan Bey? Çünkü anti-emperyalist mücadeleyi 1933'ten sonra kesilen, Menderes döneminde başlayan, dönem dönem başlayan, Erbakan döneminde dönem dönem başlayan, Özal döneminde dönem dönem başlayan ve her seferinde kesilen anti-emperyalist mücadeleyi 15 yıldır kesintisiz devam ettiriyor. Bunun sağı, solu, kuzeyi, güneyi, doğusu, batı, bu sadece solcu mücadelesi değil. Ya bu milletin alın teri burada kalsın diye uğraşmak işte bu. Yani şimdi şunu söylediğiniz zaman bu emperyalizmle mücadele falan deyince insanlar bir şey zannediyor yani. Ya bu alın teri bu memlekette kalsın kardeşim. Zaten bir alın terimiz var. Bir şey satmıyoruz zaten. Bir alın terimiz var. Bu da burada kalsın hiç olmazsa. Yani ben de şunu söylüyorum İlk Bey. Bu niye uğraşıyorlar? Kalkınan, gelişen, büyüyen, kişi başına milli gelir artan bir Türkiye'den mi bir şey kazanırsınız? Yoksa azalan bir Türkiye'den mi kazanırsınız? Yani Türkiye'den istediğiniz ne yani? Bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Sabahtan akşama kadar kullandıklarımızın yani markalarını bir kenara yazalım. İçtiğimiz suyun etiketine varıncaya kadar. Ya İsviçre'den gelmiş şirket burada suyunu içiyoruz adam. Sütünü satıyor bilmem nesini yapıyor. Bir şey demiyoruz. Öyle değil mi? Meşrubatını içiyoruz. Köfte ekmeğini yiyoruz. Daha ne diyelim? Arabalarına biniyoruz. Petrollerini alıyoruz.
İt Bey ne sayın, aklınıza ne gelirse, tıraş köpüğü var, tıraş jiletleri var, yani aklınıza ne gelirse ya, elimizdeki telefonlar, bilgisayarlarımız, yani biraz tekstil yapıyoruz, bir de kendi uçağımızı bir şey yapmaya başladık. Şöyle uçak aldık daha yeni, kaç tane uçak anlaşması yapıldı? Yapılıyor daha, daha bitmedi anlaşma. Hayır ama şunu söylüyorum, yani ne varsa alıyoruz, daha paramız yetmiyor, borç alıyoruz. Borcunuza faiz ödüyoruz, aldığımız mallarınıza kar ödüyoruz. Daha ne yapalım? Yani ben şunu merak ediyorum. Daha ne istiyorsun? Yani 5000 dolarlık kişi başına gelir olan bir Türkiye mi? Ben şunu istiyorsun. 50.000 dolar gelir olan bir Türkiye'den mi daha çok? Şunu istiyorlar. Eskisi gibi olsun, küçük olsun. Onlar yönetsin. Yani 5 tane buradaki kuklaları yönetsin. 5 tane mi? Aile, 10 tane aile. Yani kuklalar tamam tabii. Onu aile dedin kim abi? Birkaç onlar tane kukla matbaa, zaten. Birkaç tane gazete. Kim onlar? İyi bir kukla onlar. Onların Hasan ipleri işte onların o elinde. Yani çektiği zaman konuşsun. Onların kuklaları yönetsin istiyorlar. Ha tamam. Ha, millet tamam yönetemez. Ha, millet karar vermez. Ya Hasan Bey adam diyor ki bu sokaktaki adam benimle nasıl aynı oy verir diyor ya. Ha, ya sokaktaki adamı o kadar küçük, o kadar değersiz görüyor ki. Bu sokaktaki adam benimle aynı oyu nasıl verir? Böyle iyi böyle böyle zaman, bakıyor insanlar. Hayır o zaman niye demokrasi dediler? Sandık koymasalardı o zaman ilk. Bu ülkede kaç kere ihlal oldu ilk? Benim bildiğim 3 kere. Ben kendim 3 tane. Yani elektronik var, darbe var, başka girişimler var. Baktığınız neyse zaman onları saymakla bitmez. O zaman niye sandık koydunuz? Yaptınız bitti tamam. Ne deseydiniz? Biz askerlerle yöneteceğiz. Bitti tamam bitti. Ne olacak yani? Öyle giderdik. Ne fark eder? Hasan Bey bakın. Türk yani, Silahlı Kuvvetleri. Öyle demokrasi kandırmacasını anlamıyorum. Türk yani Silahlı Kuvvetleri'nin subayları. Evet. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %90'ından fazlası o gece milletle birlikte saf tuttu. O kadar. Hainlerle birlikte saf tutmadı. Zaten milletle bir türlü olsa konuşabiliyor muyduk İyit Bey zaten? Türk subayı 1876'dan yani Avrupa'ya faiz ödemem diyen sadrazamın düşürülmesinden bugüne bakıyor. Ne zaman bu toprakları sömürememişler? Türk milletine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kurgulamışlar. Bugün Türk subayı geçmişe dönüp bunu baktığında detayları anlayacak entelektüel, finansal entelektüel birikime sahip. Tabii, evet. Şimdi baktığınız zaman bugün bu ülkenin her vatandaşı bunu idrak etmeli. Evet. Üniversite öğrencisi, işçisi, subayı, gazetecisi, siyasetçisi, politika, herkes şunu bilmeli ki boyacısına kadar bilecek bu topraklardaki mücadele, alın terini kim korumak istiyorsa bilecek bu topraklardaki mücadele, evet, bu topraklara yerleşmiş yerleşik düzen dediğimiz 5000 tüzel ve gerçek kişiden oluşan hırsız takımına karşı, emperyalist düzenin buradaki hırsız takımına karşı bu topraklarda yapılan mücadelenin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları içinde devletin millete iade edilmesi ve alın terinin bu sınırlar içinde insanlara hakça dağıtılması mücadelesidir. Bakın. Hı. Ve bu mücadeleyi bugüne kadar yapan herkesi yok ettiler. Söylüyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 sene yapabildi bu mücadeleyi. 1933'ten sonra pasifize ettiler. Çankaya Köşkü'ne kapattılar. 1946'da Recep Pekürk hükümeti ilk devalüasyonu yaptı. Hı. Türkiye zaten ondan sonra IMF'ye, Dünya Bankası'na 45'ten sonra teslim oldu gitti. Ben anlamıyorum İlk Bey. Ben şöyle bir şey var. Yani serveti dolar bazında 10 misli 15 misli olmuş adamlar var. Gene sahneye çıktılar onlar, istemezlik dediler. Onları anlamak mümkün. Hani bu dönemde son 15 senede onların servetlerinde mi gerileme oldu? Ne o? Yani çok mu düştü servetleri? Onda bir söz sahibi olmak önemli Hasan Bey. Şimdi hatırlamıyor musun eskiden? Ama millet Yiğit Bey, yani demokrasi diyorsun, millet sandığa gidiyor veriyor. Daha ne karışıyorsun? Sen işine bak, zengin oluyorsun oluyorsun. Sen ne iş adamısın? O zaman gel siyaset yap. Hem iş adamla hem siyaset olmaz. Ya. Yaptı işte bir tane, hatırlıyorsan 1040 oy almıştı. Ama o servetini sonra arttırdı. Ya, sonra çapulcuyum diye çıktı ya. Hayır şunu söylüyorum, yani şimdi şikayetin bir tarafı olur. Anlatabiliyor muyum? Ya dersin ki sen iktidar oldun, biz para kazanamıyoruz, bir şey yapamıyoruz, işimiz gitmiyor falan dersin. Yani onların hiç ölçek, yani ölçülere bakarsanız o da yok. Yani ölçülere bakarsanız o da yok. E peki o zaman neye şikayet yani? Niye hala bir, hayır anlamadım şu Yiğit Bey. Sonra diyorsunuz demokrasi, sandık var. E tamam, sandıktan bu çıkıyor. O zaman niye sandığa saygın yok? Ha o zaman diyor ki yani işte onun oyuyla benim oyum bir mi? Öyle bir şey var mı Yiğit Bey? O zaman nasıl yapacağız bu işini? Biz, Hasan Bey şimdi bakın, kimseyi eleştirmek için konuşmuyoruz. Ya biz bir akıl yolu arıyoruz. Yani itiş kakış. Bir de şu anda Türkiye'nin etrafını yakmışsınız. Etrafı yanarken bir de hani iş yapanın bir de eteğinden çekmek var. E zaman bekle, şurada bak bir şey kalmadı. Seçim var. Seçimde çalış gel. Milletin karşısına çık al oyunu. Yani muhalefet edeceksen de adam gibi bir şey söyle. Yani muhalefet etmek sadece hani biraz önce okuduğunuz yazı gibi aklına geleni yazmak değil ki, aklına geleni söylemek değil ki. Yani insanın bir, yani ama şöyle bir şey var tabii. Bir saygınlık denen bir müessese de var artık. İnsanlar bunu görüyorlar yani. Öyle değil mi?
Yani şimdi, kimin saygıdeğer olup kimin saygıdeğer olmadığını artık insanlar da ayıracak Hasan herhalde. Bey, şöyle bir şey var bakın. Bu ülkede insanlar şunu bilmeli. Bu ülkede bir kalpan takımı var. Hı. Ama kravatlı ve papyonlu kalpazan takımı var. Hı. Bunlar Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelene kadar Türkiye'yi sürekli kontrol etmişler. Bunlar 100 yıldır var. Bunlar 200 yıldır var. Hı. 1800'lerin başından beri var. Osmanlı'nın 1839'dan itibaren Baltalimanı Anlaşması'na teslim olmaya başlamasıyla İngilizlere ve Almanlara bu kalpazan takımı türüyor. Hı. Çok açık. Ve bunlara yerleşik düzen diyor. Kendileri de kendilerine establishment diyorlar. Yerleşik düzen. Evet, bunlar yerleşik düzen sanıyorlar kendilerini. Bu yerleşik düzenin medyası var, bu yerleşik düzenin finans kurumları var, bu yerleşik düzenin bitmiş parası var, bu yerleşik düzenin hazine bonoları var, şirketleri var. Bu yerleşik düzen Türkiye'yi yönetiyor. Ve bu yerleşik düzen hükümetlerin üzerinde hükümet olmuş geçmişte. Oldu, biz bunu yaşadık. Evet. Hükümetlerin üzerinde gölge oldu. Gazetelere ilanlar verdiler. Başbakan istifa etsin. Gazetelere ilan verdiler. Bakanlar kurulunda şunlar olsun. Kimsiniz siz ya? Herkes kadar bir oyunuz var. Evet. Tophane'deki kuşseverler cemiyetinden bir farkınız yok. O da dernek, siz de dernek. 7 kişi bir araya gelip valiliğe dilekçe veriyorsun. Ülkede parası olanların borusu öttüğü zaman o ülkenin sistemin adı demokrasi olmaz. Evet. Paratokrasi olur. Plutokrasi olur ya ona. Zenginlerin yönetimi diye. Ben ona paratokrasi diyorum. Anlaşılmaz. Para üzerine kurulmuş bir iktidar. Tamam, tamam. Şimdi geçmişte o para da kendilerinde öyle. Dışarıdaki odaklar, yani Türkiye'nin kanını emen odaklarla içeride Türkiye'nin kanını emenler bir araya gelmişler, bir çete kurmuşlar. Kim hükümet olmuşsa hep onun üzerinde gölge oyunu oynamışlar. Hı. Tayyip Erdoğan iktidara gelene kadar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında aynı oyunun devam edeceğini düşündüler. Çünkü Menderes'i asmışlar, astırmışlar, Erbakan'ın hükümetlerini düşürmüşler. Turgut Özal ne zaman Kuzey Irak'ta Türkiye'nin politikası değişmeli demiş, Turgut Özal şüpheli bir şekilde aramızdan ayrılmış. Birçok bakan, bürokrat yok edilmiş. Birçoğu aşağılanmış, itibarsızlaştırılmış. Hepsi pasivize edilmiş. Ne zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelmiş, bakmışlar ki oyun farklı. Eskisi gibi oyun kuramıyorlar. Çünkü halk 2003'ten sonra uyanmaya başlamış. Ne zaman ki İBF Türkiye'den çıkartılmış 2008'de, bir parçalarını kaybetmiş bu kalpazan çetesi. Evet. Dışarıdan gelen desteğin, hortumun, borunun bir kısmı kesilmiş. Ne zaman ki devlet millete iade edilmeye başlanmış, daha çok halk, millet devletine sahip çıkmış, kurumlar millileşmeye başlamış, bu çetenin etkisi gitgide azalmış. Ha, bu çete yok mu bugün? Bu çete bugün de var. Bu çetenin FETÖ'yle bir farkı yok. FETÖ de bir çete, gizli servislerle işbirliği yapan bir terör örgütü. Biri finansal terör örgütü, biri fiziksel terör örgütü. Baktığınız zaman. Ha, FETÖ aynı zamanda bir finansal terör örgütü. Onu da altını çizeyim. Evet. Şimdi bütün bunlar, bu örgütlenmeler halkın, milletin, devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhine gelişmiş bugüne kadar. Kimse sesini çıkaramamış. Bak, açık söyleyeyim Hasan Bey. Eğer Recep Tayyip Erdoğan iktidar olmasa biz çok konuşuyorduk. Sen de beni de yok ederlerdi. Evet. Ya öldürürlerdi, ya hapse atarlardı, ya zehirlerlerdi. Çok açık söyleyeyim. Çünkü finansal sisteme karşı ciddi anlamda biz baş kaldırıyorduk. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelmeseydi sen de ben de bugün yoktuk, bunu bil. Hı. Çok açık söylüyorum. Defalarca canlı yayında tehdit ettiler bizi bağlanıp. Hı. Hatırlamıyor musunuz? Canlı yayında bağlanıp tehdit ettiler. Avrupa Birliği hakkında böyle konuşamazsınız diye. Şimdi herkes şunu bilsin. Bu devletin, bu milletin, bu ülkenin, bu coğrafyanın kendi kaderini kendi tayin etme hakkı vardır. Hı. Her milletin, her coğrafyanın olduğu gibi. Bu coğrafyanın üzerindeki örümcekler birçoğu temizlenmiştir. Ama son örümcek temizlenene kadar da bu temizlik devam edecektir. Bu millet tam olarak bağımsızlaşana kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çeteleşmelerden, üzerindeki gölgelerden kurtulana kadar bu bağımsızlık mücadelesi, bu anti-emperyalist, dışarıdaki odaklar ve içerideki kuklalarına karşı bu mücadele devam edecektir. Herkesi ben bu mücadeleye katılmaya çağırıyorum. Herkes dizi. Bunun sağı, solu, kuzeyi, güneyi yok. Tek bir mücadele var. Milli mücadele. Bu bir milli mücadeledir Hasan Bey. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlaşması, ekonomik olarak ayağa kalkması, üretmesi, 200 yıllık kalpazan çetelerini temizlemesi ve yoluna devam etmesi bir mücadeledir, bir savaştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı, bir noktaya getirdiği
Fakat ömrü yetmediği için bırakmak zorunda kaldığı, aramızdan ayrıldığı savaştır. Ben Atatürkçüyüm, bugünkü hükümete karşıyım. Arkadaş, sen Atatürkçüysen anti-emperyalistsin. Atatürk emperyalistlerin elini öperek mi Kurtuluş Savaşı yaptı? Sen Atatürkçüysen anti-emperyalistsin. Yani bizim gibisin. Senin gibi, onun gibi, bizler gibi. Hepimiz biriz, aynıyız. Ben Atatürkçüyüm, bu hükümete karşıyım. Yok böyle bir şey. Atatürkçü adamın, kendini Atatürkçü diye tanımlayan, tırnak içinde söylüyorum, adamın emperyalistlerle bir işi olamaz. Faizcilerle bir işi olamaz. Türkiye'yi ezmek isteyenlerle, uluslararası kurumlarla, onlarla bunlarla bir işi olamaz. Türkiye'yi ezmek isteyenler, yok etmek isteyenler, kanını emmek isteyenlerle birlikte hareket ediyorsan ve sen Atatürkçülük arkasına sığınıyorsan ya aptalsın, ya hainsin, ya onların maşasısın. Ya da bizi aptal zannediyor. Ya da bizi aptal sanıyorsun. Yani tekrar ediyorum, aptal sanıyor bir de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu coğrafyanın gördüğü en önemli anti-emperyalist insanlardan biridir. Lider, evet. Çok önemli. Ondan sonra gelenler onun gibi değildir mesela. Onu takip edenler yakın dönemde. Onlar emperyalistlerin elini eteğini öperek yoluna devam etmişlerdir. 46'da başladı işte. Şimdi bunlar bir gün Hasan Bey daha açık ve daha net konuşulacak bu ülkede. Artık birbirimizi eleştirmeden, korkmadan, birbirimize çamur atmadan bir olarak bunları konuşmamız ve fikir zindanlarını aşarak yolumuza devam etmemiz lazım. Evet. Bizi son 200 yılda fikir zindanına kapattı bazı küresel güçler ve içeridekiler. Çok güzel, bir de birbirimize düşürdü Yiğit Bey. En güzelini yaptılar. Ben de olsam öyle yaparım. Yani bir ülkeyi kontrol etmeye okuyorsam kardeşi kardeşe düşürürsün. Bitti, tamam işte. İşte uğraşmana gerek yok. Başına adam dikmene gerek yok yani. Onlar birbirlerini halledecekler zaten. Bugün bütün coğrafyada yapılan bu zaten. Yani bugün bizim yani Güneydoğu sınırımızda olan nedir yani? Kardeşi kardeşi düşürse. Aynı memlekette yaşayan insanlar birbirlerine düştüler Yiğit Bey. Yani Suriye'de kim kime silah çekiyor önce yani? Hasan Bey şimdi... Irak'ta kim kime silah çekecek yani bu yapılan işlerden sonra? Baktığınız zaman... Biz 30 senedir neyle uğraştık Yiğit Bey? Şimdi aslında erken değerlendirmeleri söylememek lazım ama ben bunu da söyleyeceğim. Osmanlı coğrafyasının parçalanma süreci de atmedi. Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Balkanlar'daki sıkıntıların sebebi bu. Hala Osmanlı coğrafyasını parçalıyorlar. 200 yıldır hala Osmanlı coğrafyasını parçalıyorlar. Evet. Bu parçalan... Sizin söylediğiniz şu anlama geliyor benim anladığım kadar. Çünkü hani ben biraz önce söylerken oradan yani yakaladım bir şeyi. Onu söyleyeyim yani. Yani Türkiye zenginleştikçe yani çekim merkezi olacak. Çekim merkezi oldukça da bunların kontrolü azalacak. O zaman Balkanlardan tutun işte Güney Anadolu falan yani o Suriye, Irak, Murak o çekim merkezine doğru gelir. Yani oradan Londra onu çekemez yani. Oradan Washington onu çekemez. Oradan Moskova onu çekemez yani. Öyle Hasan Bey, bu o ülkede... O zaman Türkiye'nin zayıf olması lazım. Biz bu ülkede... Fakir olması lazım. Alman başbakanının karşısında ceket ilikleyen başbakanlar görmedik mi? Görmedik. Gördük. İngiliz kraliçesini görünce güneşi görmüş gibi olanlar görmedik mi? Gördük. Gördük. Ne ol hadi bakayım şimdi İngiliz kraliçesi Türkiye'yi kontrol etsin. Hadi yarın telefon etsin, külliyeye de emir versin bakayım. Ya da Merkel telefon etsin de Türkiye'ye emir versin. Merkel'e kalmazdı, Dışişleri Bakanı açıyordu. Şimdi o, bak 200 yıldan sonra bu bağımsızlık geldi. 200 yıldan sonra, 1839'dan beri bu coğrafyada İngilizler ve Almanlar karşılıklı hakim oldular. Kanımızı emdiler Hasan Bey, kanımızı. İşin şakası yok. Şimdi rol değişiyor, başkası elini almak çalışıyor. Şimdi başkası, hiç kimse bir şey alamaz Hasan Bey. Çünkü Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Devleti artık ayağa kalktı ve en önemlisi bu millet bilinçlendi. Halkın bilinçlenmesi çok önemli. Şu anda millet bilinçlendi. Evet. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı işte durmuş. Orası yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %90'ından fazlasının katılımıyla karşı durmuş bir millet var Hasan Bey. Şakası yok bunun bakın. Kendi ülkenizin silahlı kuvvetlerinin üniformasını ele geçiriyor terör örgütü. Tankını ele geçiriyor, tüfeğini, helikopterini. Denizlerde başka ülkelere ait binlerce, on binlerce asker bekliyor işgal girişimi için. Ve bu millet bu orduyla birlikte bu işgal girişimini Cumhurbaşkanımızın önderliğinde resmen kovalıyor. Tanka tokat atan bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla artık eskisi gibi Türkiye'yi ben yöneteyim, ben kontrol edeyim, işte bir dernek kurayım, o dernek Türkiye'ye akıl versin. Başbakanın kulağını çeksin, Cumhurbaşkanı'na bir şey söylesin. Bakanlar listesini gelsinler, medya patronlarının evinde yapsın.
Ya bu ülkede bir başbakan bir medya patronunun evine gitti. 5 saat bakanlar kurulu yaptılar geçmişte. Beni konuşturmayın arkadaşlar. Evet. Evet. Yani maalesef. Maalesef. Onları gördük. Beni konuşturmayın. Sabah ilk uçağa binmek zorunda kalacaksınız. Beni konuşturmayın. Biz bunu ben görmedim Hasan Bey. Yaşadım birçoğunu. Evet. Görmedim. Yaşadım. Yani duymadım. Duymadım. Gözümde. Bu ülkede Genelkurmay ikinci başkanı medya patronunun evine giriyordu akıl almaya. Kamera görüntüleri duruyordur hala TRT arşivinde. Hakikaten. Onlar bir tanesini çekti. 5 kere. Ne oldu arkasından? O medya patronunun evine akıl almaya giden Genelkurmay ikinci başkanı 28 Şubat sürecini başlattı. Evet. Bunların hepsinin artık bu ülkede konuşulması lazım. Hayır, ben şimdi yanlış anlamayın. Ben şunu söyleyeceğim. Ben birileri şunu yapsın yapsın demiyorum. Kardeşim, madem bu kadar meraklısın, gelsin bak, bu siyaset diye bir şey var. Bir parti kurarsın, gelirsin, öyle değil mi? Çıkarsın, milletten oyunu alırsın, ne yaparsan yap, sana kimse ne diyor ki yani? Kimse bir şey demiyoruz diye. Yalnız şunu, hani millet birine oy veriyor, bir seçiyor, sen diyorsun ki bunlar kim? Bunlardan ne olur? Bak ben bu işleyi yaparım falan. Gel oğlum, gelin, gel başkanım, gel oğlum başbakan. Bak biz yaparız, gideriz. Geçmiş bu millet oldu. Kim? Ya bu millet kim? Ya bu saygısız, ya bunu hani... İnsan bunu kendine nasıl yedirir yani? Anlatabiliyor muyum? İşte bu kendi, yani insanın bu kendisine saygısızlık Yiğit Bey. Sonra çıkacaksın, gazeteden yazacak ki demokrasi yazacak. Ya bu artık ya yapma ya. Yani adam sabahleyin aynaya bakarken, tıraş olurken bir de ne yapayım diye sormaz mı kendine Yiğit Bey? Ne yapıyorum ben de sormaz mısınız? Yani servetiniz mi elden gidecek ya? Şimdi Hasan Bey bakın. Bizim kimseyle derdimiz yok. Bir şey, ben onu söylüyorum. Bizim derdimiz yok Yiğit Bey. Gelin. Kurum Parti, bak arkadaşlardan biri kurdu, kaç oy aldı. Bir derdimiz, şunu da var ha. Derdimiz. Millete çamur olmayın. Ha, olma yani. Biraz önce işte telekom örneğini verdim, varlık fonu örneğini verdim, başka yakışmıyor, örnek. Yakışmıyor Yiğit Bey, yakışmıyor. Millete çamur olmayın. Bakın, yakışmıyor. Yeter. Ben şunu söylüyorum bakın. Bugün bizim Güneydoğumuzda yaşayan bir hadise var değil mi? Suriye'de. Burada kim var Yiğit Bey? Büyükler. İngilizler orada, Amerikalılar orada, Almanlar orada, Ruslar orada. Ya bir kendinize bir bakın, aynaya bir bakın ya. Ya bir devlet başkanı bak, ya siz orada ne yapıyorsunuz ya? Ya insan bir düşünür, biz burada ne yapıyoruz diye. Yani çok mu ihtiyacınız var? Bakın Yiğit Bey, hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Ellerindeki uzun menzilli füzelerle istedikleri yeri istedikleri vurur. Geminin, meminin, uçak gemisinin falan artık bir hükmü şey, harbiyesi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani orada benim limanım olacakmış, orada ama boru geçiyormuş. Efendim iki litre petrol akacakmış. Yani sanki bütün dünyanın petrolü oradan akacak da bir şey var. Orada bir tane gecekondu devlet var. O bunların hepsine akıl veriyor. Ya Yiğit Bey, gecekondu devletinin başbakanı Amerika... Onu var ya, sen kocaman böyle herkesin toplandığı cumhuriyetçilerin, demokratların salona girdi. Biri onu takdim etti. Herkes ayağa kalktı, alkışladı ya. Ya sen gecekondu devletinin bir tane başbakanısın. Bu Amerika, sen ne yapıyorsun kardeşim? Kim o senin? Orada konuşsan olur, konuşmasan olur. Ne olacak? Bir şey mi anlatacak sana ya? Sizin bilmediğiniz bir şey mi söyleyecek? Ayakta alkışlıyorsunuz adam. Ha şu anlamda. Ama şöyle diyor arkadan da şu. Bakın sistem ne diyor biliyor musun? Tabii kalkacak alkışlarda. Satın. Alkışladı ya. Ya sen gecekondu devletinin bir tane başbakanısın. Bu Amerika, sen ne yapıyorsun kardeşim? Kim o senin? Orada konuşsan olur, konuşmasan olur. Ne olacak? Bir şey mi anlatacak sana ya? Sizin bilmediğiniz bir şey mi söyleyecek? Ayakta alkışlıyorsunuz adam. Ha şu anlamda. Ama şöyle diyor arkadan da şu. Bakın sistem ne diyor biliyor musun? Tabii kalkacak alkışlardan. Satın alındılar, bedeli ödendi diyor. Bakın satın alındılar, bedeli ödendi bunun diyor. Yani bir tanesi ayağa kalkmasa zaten yazacaklar. Sen niye ayağa kalkmadın? Bir daha seçilemezsin. Yani bakın bu komediden dünya geçecek. Bu komediden dünya geçecek. Ya yani bir akıllı insanlar çıkacak Yiğit Bey artık. Ya. Hakikaten çıkacak bir yerde yani. Ya bakın ya şimdi 2018 yılında Hubble teleskopu vardı. Zamanı doldurdu. Ta evrenin derinliklerine bakıyor. Şimdi onu 40 misli daha net göreni, derin görenini atacaklar 2018'de. Yani yerine değiştirecekler. İşte Hubble'da web koyacaklar. Yine James Webb diye bir adam varmış. Onun adını verdiler. Şimdi insanoğlu evrenin derinliklerine bakacağım. 40 misli daha net göreceğim diye 10 senedir çalışıyorlar. 10 senedir çalışıyorlar bunu yapmaya. Ya burnunun ucunu göremeyen adamlar memleketleri yönetiyor Yiğit Bey. Ya burnunun ucunu göremiyor ya. Ya Amerikan, koca Rusya, koca İngiltere ne derdi vardı Suriye'de, Irak'ta bunlar boğuşuyorlar senelerdir ya. Ya birisi anlatsın desin ki ya çok mantıklı bir şey söyle. Bak vallahi billahi olmazsa olmaz desin. Kabul edeceğiz Yiğit Bey. Hasan Bey, Amerika PYD'ye 3000 tır silah göndermiş bu. Ya Yiğit Bey, ben şunu söylüyorum tır. Yani bakın Amerika'ya bak, yakışıyor mu? 3000 tır. Bakın yakışıyor mu? Şöyle bir şey, Amerika ya bu.
Ya Amerika, bakın Amerika'nın PYD ile bilmem kimle tırla, üç tır silahlı falan iş yok. Amerika dedi ki paranızı getirin, götürüyoruz, veriyoruz zaten Yiğit Bey. Yani adam istediği zaman istediği kadar dolar basıyor mu? Basıyor. E tamam, bir derdi yok yani adamın. Yani elindeki silahlarla dünyayı 20 kere Amerika sadece kendi başına yok eder. Senin PYD ile MYD ile ne alakan var ya? Bizimle uğraşıyor Yiğit Bey ya. İşte var ya, bir sebebi, onu konuşmamız lazım Hasan. Hasan bir reklamdan sonra. Bugün bir not daha düşeyim. Sayın evet. Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında söylediği bir cümle bence altını çizmemiz gerekiyor. Şartlar olgunlaştığında, zamanı geldiğinde misak-ı milli uyanacak dedi. Bakın, tamam. Bu çok önemli bir cümle. Şartlar olgunlaştığında, zamanı geldiğinde misak-ı milli uyanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın gelebilir, bir gece ansızın gelebilir cümlesini de bu cümleyle birlikte değerlendirelim. Evet. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanlarına Allah kolaylık versin denmez. Evet. Ama Allah acılarını hafifletsin. Düşmanımız yok. Düşmanı hayır. Düşmanlık edenler Hasan Bey. Düşmanlık edenler diyelim. Allah yine de acılarını hafifletsin diyelim. Çünkü çok büyük acılara gark olacaklar. Evet, İnşallah. Çok büyük acılara gark olacaklar. Yine de biz bakın acısınlar demiyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milletine düşmanlık edenler çok büyük acılara gark olacaklar. Bir an önce akıllarını başlarına toplamalarında büyük yarar var. Nereden gelirse gelsin tehlike, bu millet ve bu devlet o tehlikeyi ezecek güçtedir. Umarız herkes aklını başına alır. Reklamdan sonra konuşalım. Evet. Kısa bir ara verelim Yiğit Bey, yorumunuz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Yiğit Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, bir bakalım tekrar. Evet, bandı izleyelim. Kredi garanti fonu gibi uygulamalarla kredi akışı hızlandırıldı. Faizlerdeki maalesef düşüş, açık söylüyorum, istediğimiz noktada hala değil. Eğer faizlerde düşüşü sağlayamazsak, bunu başaramazsak, bilesiniz ki birçok musibet bizi beklemektedir. Bunu bir defa kesinlikle halletmemiz lazım. Şu anda piyasa faizlerinin %20'yi yakaladığı bir dönemdeyiz. Ya piyasa faizinin %20 olduğu bir ülkede yatırımcı yatırım yapabilir mi? İstihdam artabilir mi? Artmaz. Ondan sonra lanetle de karşı karşıya kalırız. Birçok sefil ailelerle karşı karşıya kalırız. Bunu bir defa aşmamız lazım. Biz faizci akıllarla, faiz lobilerinin yaklaşımlarıyla adım atamayız. Eğer onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz. Evet Hasan Bey, söyledim bugün işte Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten taranslar tanımladığı bir konuşmaydı bu grup konuşması. Faiz lobisi yok diye birileri Türkiye'de konuşsun dursun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu gibi faiz lobisi Türkiye'nin kanını emdi Hasan Bey. Bunu her programda anlatıyoruz. 2,5 trilyon dolar faiz ödedik. 1946 devalüasyonu ile 2003 arasında. 2,5 trilyon dolar faiz artı ana para. Kime ödedik biliyor musunuz? 5000 gerçek ve tüzel kişiye. 5000. 5000. Hala Türkiye'de faiz lobisi yok diyorlar. Türkiye'de faiz lobisi var. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün çok net olarak altını çizdi. Şimdi bakın. Çok açık ve net söyleyeceğim. Son 200 yıldır Türkiye'de Anglo-Sakson hazinecilik yapılmış bu coğrafyada. Osmanlı'dan itibaren. Yani İngilizlerin istediği gibi. Yönetilmiş her şey. 1837, 1867, 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
Almanların, bazı konularda İngilizlerin. Son 15 yıldır hazine anlamında baktığınızda bir bağın başı da veriliyor. Anglo-Sakson hazinecilik kırılıyor. Bakın çok açık bir şey daha söyleyeyim. Bugün Türkiye'de neden bu kadar çok varlık fonuna saldırıyorlar biliyor musunuz? Çünkü yeni ve o 200 yıllık tahakküm düzeninin dışında bir adım atmaya kalktığınız zaman hemen onu itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ne oldu, ne bitti? Arkadaş, bir dünya örneklerine bakın. Bir Malezya'ya bakın, bir Singapur'a bakın. Kurulduktan 10 yıl sonra çalışmaya başlıyor varlık fonları. 10 yıl kurulum süreci devam ediyor.
bugün birçok işte dedikodu çıkarıyor. Şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Ya bir bakın, bakın buraya site açtık. Varlık Fonu'nun internet sitesine girin. Bütün soru önergelerine verilen cevaplar var. Bütün her şey açık ve şeffaf. Ve bakın çok açık ve net söylüyorum. Baktığınız zaman da o mu var, bu mu var, şu mu var? Kurulum aşaması devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün konuşmasında da söyledi. Daha hızlanacak, büyümeye daha büyük katkı sağlayacak şekilde adımlar atılacak. Bunların çalışmaları da şu anda yapılıyor. Türkiye'ye birçok proje geliyor. Bakın bugün mesela Amerika'daki en büyük yatırım fonunun başkanı şu anda Türkiye'de, İstanbul'da. Yarın sabah buluşacağız. İstanbul'a indi şu anda, otelinde sabahki toplantıyı bekliyor. Dünyanın en büyük yatırım fonlarından bir tanesi. 94 milyar dolarlık bir portföyü yönetiyor şu anda. Dünya genelinde. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman yönettiği portföyden, aktif yönettiği portföyden bahsediyorum. Bütün portföyü çok daha büyük. Aktif evet, olarak evet. Yani günlük yer değiştirdiği portföyden bahsediyorum. Onun 10 mislidir Yiğit Bey. Şimdi trilyon dolar. Bunun gibi birçok teklif var Türkiye'ye. İşbirliği teklifi var. Konutla ilgili, TOKİ ile ilgili ve birçok adımlar çok kısa sürede atılacak. Gelecek hafta Rusya ile çok önemli adımlar atılacak. Baktığınız zaman ama bir yıpratma çalışması sürekli devam ediyor. Onu mu Çaykur Genel Müdürlüğü'nü mü sattılar diye piyasada haber yapıyor. Genel Müdürlüğü mü satacağız? Genel Müdürlüğü'nü mü satacağız? Yani geçmişte SSK Genel Müdürlüğü satıldı mı? Onu sattılarsa birileri, biz de Çaykur Genel Müdürlüğü'nü satarız o zaman. Genel Müdürlük satılır mı Hasan Bey? Bunun dedikodusu çıkıyor, bunun yalanı çıkıyor. Bunun haberi yapılıyor gazetelerde. Ve millet yer diyor. Ve beni biliyorlar Hasan Bey. Son 20 yıldır bu ülkede kamunun mal satmasında en çok karşı çıkan adam benim. Köprü ve otoyollar satıldığı zaman bir kişi bağırdı Türkiye'de. Ben bağırdım. Bir kişi bağırdı. Bir kişi de reyini yaptı. Recep Tayyip Erdoğan. Bu fiyata bu iş olmaz arkadaş dedi. Halkın malı bu fiyata verilmez. Allah 1 milyon kere bir vatandaş olarak söylüyorum, razı olsun. Böyle bir zihniyete sürekli onu mu sattınız, bunu mu sattınız? Maksat bir şey satmak değil. Maksat borçlanmak değil. Maksat proje yapmak, ekonomiye katkı sağlamak. Maksat yeni adımlar atmak. Maksat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 200 yıldır bu coğrafyada hüküm süren Anglo-Sakson hazinecilik kafasından kurtarmak. Bu prangalardan kurtarmak. 3 tane yatırım bankasını çağıralım, borçlanalım. Bu değil arkadaş. Nereye gitsin para? İngilizlere gitsin. Nereye gitsin? Londra'ya gitsin, Paris'e gitsin. Bu değil. Enstrüman tasarlamamız lazım. Orta Doğu'dan bize faizsiz para gelsin. Enstrümanın var mı? Ne satacaksın? Bunların tasarlanması lazım. Ataşehir'e bina yapmakla finans merkezi olmuyor. 20 yıldır bunu konuşuyoruz. Avrasya Menkul Değerler Borsası'nın hayata geçmesi lazım. Ruslarla çeşitli adımların atılması lazım. Bu coğrafyayı harekete geçirmemiz lazım Hasan Bey. Ve biz bunları şu anda planlayıp yapmak üzere yola çıktık. Arsa satalım, onu satalım, bunu satalım, 3 kuruş yok böyle bir şey. Bunların hepsi yalan. Lütfen girin internet sitesinde okuyun. Ve çok yakın sırada şu anda çalışmalar devam ediyor. Ne kadar paramız var? Hangi bankada? Ne kadar getiri sağlamış? Hepsini yine internetten saatlik olarak takip edebileceksiniz. Bakın bu ülkeyi Anglo-Sakson hazinecilik baskısından kurtarmak zorundayız. 15 yıldır hazine nefes alıyor bu ülkede. 2008'den beri nefes alıyor aslında. IMF'ye gittiğinden beri. Ama daha bitmedi tahakküm. Tam olarak bağımsızlığı sağlamak zorundayız. Yiğit Bey, yani şuradan 3 sene önce faizler 4,5'tu. Ne oldu da 20'leri konuşuyoruz i̇şte, şimdi? Çünkü aynı baskı devam ediyor Hasan Bey. Bir tarafta gaz köşelerinde... Sen nasıl düşürürsün 4,5'a faizi? Türkiye'nin attığı adımlar kötüleniyor. Yeni yapılan çalışmalar gürültüyle yok edilmek isteniyor. Herkese diyorum ki sakin olun bakın. Bu gayı yaygarayı çıkaranlar, bu pisliği yapanlar, bu tozu kaldıranlar... ...o emperyalist düzenin içerideki kuklaları... ...Türkiye tekrar yatırım bankalarının... Koltuk altına girsin. İstedikleri gibi Türkiye'ye borç versinler, faiz versinler. Washington'da, New York'ta, Londra'da komisyoncular geçsin. Komisyonları cebe indirsin. Türkiye borçlansın. Bu böyle olmayacak artık. Bunu yapmak isteyenin alnını karıştırırız. Bak böyle 5-5. Hatırlıyor musunuz? Bir toplantıya gitmiştik. Ben çıkıp ne demiştim? Dedim bu salonda devletten... Kaynak sağlamadan zengin olduğunu iddia eden varsa alnını karıştırın dedim. Kimse de çıkmadı Yiğit Bey. 400 kişi vardı. 15 sene önce oldu bu olay. 15 sene önce oldu. Ne başbakan danışmanıyım, ne cumhurbaşkanı danışmanıyım. İşte sadece gazeteci, gazetede yazı yazandırsın. Gazeteci de değilsiniz ayak, ya. Şey, arabamız bile yok. Şey, toplu taşımayla gidiyoruz toplantıya o zaman. Hatırlıyorsanız. Hatırlıyorum. Yani şimdi bana hikaye anlatmasınlar Hasan Bey. Herkesin finansal geçmişini Allah'a şükür biliyoruz. Bu ülkede 1923'ten 33'e ne olduğunu,
50'den 60'a ne olduğunu, 94'ten 2004'e ne olduğunu, 2003'ten 2016'ya, 17'ye ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. 5000 gerçek ve tüzel kişiye 2,5 trilyon dolar para ödedi bu millet. Evet. Hala millete çamur oluyorlar. Ya bu millet bu parayı sizden geri istemeden utanmayacaksınız herhalde. Bu millet bu parayı geri istediği zaman alacaksınız. Susun be kardeşim. Evet. Çamur olmayın. Bak bu millet sana diyor ki ayağıma dolanma artık diyor. Evet. Ben büyüyeceğim diyor. Ben yürüyeceğim diyor. Yoluma gideceğim diyor. Üreteceğim. Hala pislik, hala çamur. Evet. İşin üzücü tarafı onu söylüyorum Yiğit Bey. Hani şöyle bir şey var. Herhalde bu tutku kendi kendine bir hastalık gibi bir şey Yiğit Bey. Yani parası pulu. Şimdi bu adamlar dün neydiler? Bir Tokyo Vitali gezen adamlar, bugün milyar dolar sahibi adamlar. Ya yanlış mı şimdi Yiğit Bey? Doğru konuşalım. Hasan Bey, bütün paranın kaynağı devlet, millet. Ne ya bak, biz çok bir şey hocam. Cep telefonu mu icat ettin? Hı. Yeni bir teknoloji mi getirdin? Petrol mü çıkardın? Gaz mı çıkardın? Dünyada uzaya mı gittin? Ay'a mı gittin? Bilmem ne mi yaptın? Hiçbir şey yok. Ne yaptın da Forbes'ın en zenginler adamlar listesine 50-60 kişi birden girdin ya? Ne yaptın? Ne yaptın biliyor musun? Bu milletin parasını 100 yıl boyunca hortumladın. Milletin cebinden aldın faiz yolla, kendi cebine koydun. Şimdi devalüasyon, ihtilal devalüasyon, öyle öyle geldin. Bir şey yapmana gerek yok. Ama utanmadan hala millete yani çamur oluyorsun. Düşünsenize sizin karşınıza Genelkurmay ikinci başkanı geliyor, böyle duruyor. Ya. Bu artık siz artık efendi olmuşsunuz. Size çalışacak ya millet tabii. Para var Hasan Bey. Hazine bonosu duruyor. Halk Bankası'nda 100 trilyon o dönemde hazine bonomuz var. Ya konuşturmasınlar diyorum. Bak Hasan Bey şimdi. Evet, başka şey konuşalım. Rahmetli Menderes'i niye astılar biliyor musunuz? Evet. Söyleyeyim mi bak sebebini? 1950'de yol tesviyesi Türkiye'de 266 kilometre iken 1958'de 1016 kilometre oldu. Hı. 1950'de 432 kilometre asfalt kaplama yol varken Türkiye'de 1958'de 1856 kilometre vardı. 1950'de 1699 metre köprü varken Türkiye'de 1952'de 4144, 1954'te 5114, 1955'te 6842 kilometre köprü vardı Türkiye'de. Köprülü yol. 1950'de 1800 traktör vardı. 1958'in başında 44.500. Rahmetli Menderes'i astıkları gün 60.000 traktör vardı Türkiye'de. 1950'de 1800 traktör vardı. 2000 traktörden 60.000, 30 misli. 30 katına çıktı Menderes döneminde. İşte Menderes'i bundan astılar. 1950-60 arasında kurulan kurumları sayıyorum. Makine Kimya, Denizcilik Bankası, Et ve Balık Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kağıt Fabrikaları, Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının bir bölümü ve daha burada saymakla bitiremeyeceğim bir sürü irili ufaklı kamu ve özel kuruluş. İşte rahmetli Menderes'i bundan astılar. O emperyalist düzen ve içerideki uzantısı yerleşik düzen rahmetli Menderes'i bundan astırdı. Tabii çok büyük bir suçu daha vardı Menderes'in, rahmetlinin. Petrol Ofisi ve İş Bankası'nı Ruslara bir bölüm hissesini satarak Ruslarla yeni bir ekonomik paradigma tanımlamak üzerine Temmuz'da Kruşçev'den randevu almıştı. Hı. Ve eğer 27 Mayıs'ta askeri darbe olmasaydı Temmuz'da başbakan olarak Kruşçev'le görüşmeye gidiyordu Rusya'ya. Ama başbakan olarak ömrü yetmedi. İşte Menderes'i bundan aslında. Yani sen Rusya'yla nasıl yakınlaşırsın? Ha, yeni bir açılım nasıl yaparsın? Ha. Hem NATO'ya girmişsin hem gidiyorsun şimdi, Rusya'yla anlaşmak. Onun için bu ülkenin insanları artık bunları çok net bir şekilde idrak etmeleri gerekiyor. Bu ülkenin insanların bunları idrak etmeleri gerekiyor. Sağ, solu, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı yok. Evet. Hepimiz aynı hedefe yürüyoruz. Evet. Milli olanı hayata geçirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayağa kaldırmak, kurumları millileştirmek ve emperyalizme karşı mücadelemizi yaparak devleti, milleti bağımsızlaştırmak. Evet. Milletten çalınan devleti millete iade etmek Hasan Bey. Evet. Milletten çalınan kurumları millete iade etmek. Yürüdüğümüz yol budur. Ve bugün ideolojik kavgalar yapanlara sesleniyorum. Hiçbir anlamı yok yaptığınız kavganın. Sağmış, solmuş, kuzeymiş, güneymiş. Tek bir kavga var. Bir anti-emperyalist mücadelenin parçasıyız hepimiz. Ya bunu kazanacağız, ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayağa kaldıracağız tam olarak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 yıldan beri yaptığını hep birlikte bir 15 yıl daha ileriye taşıyacağız. Ondan sonra bundan sonra 100 yıl taşıyacağız. Yiğit Bey, çare yok. İkinci yani. Etap olarak şey, söylüyorum. İkinci tamam. 15 yılı. Ondan sonra evet. Bakarsanız 2023 hedefler devam ediyor. 2071 evet. Hedeflerimize yürüyeceğiz. Ama ilk etapta
İkinci bir 15 yıl, 10 yıl, 12 yıl, 13 yıl. Bu ikinci döneminde üretime, ileriye, genleşmeye, sosyolojik anlamda refaha doğru yürümeye, politik anlamda etrafımızı stabilize etmeye, dengeyi kurmaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısını biraz daha yükseltmeye ayırmamız gerekiyor. Bakın, herkesin yapması gereken bu. Hepimize çok büyük görevler düşüyor Hasan Bey. Biz bunu elimizden geldiğince anlatıyoruz. Evet. Ama içerideki fitne odaklarını boş verin, üstüne basın geçin. Çok açık söylüyorum. İçerideki fitne odaklarının üstüne basıp geçin. Geçen hafta demiştim ya, bir kitabı açtım gelirken, Roma tarihi, Hazreti İsa'nın bir lafından bahsediyordu. Bir adama saldırıyorlar, o da dönüyor diyor ki, incilerinizi domuzlara atmayın diyor. İncilerinizi domuzlara atmayın. Dönün arkanıza, yolunuza devam edin. Bu laf çok önemli bakın. Hazreti İsa'nın bu lafı çok önemli. İncilerinizi domuzlara atmayın diyor. Fitne odaklarıyla uğraşmayın. İleriye bakın. Üretime bakın. Bir olmaya bakın. Kenetlenmeye, genleşmeye, birlikte proje yapmaya bakın. Dolayısıyla Türkiye'nin ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama birileri çıkıyor sürekli ağlıyor televizyonlarda. İşte çok kötü durumdayız, şöyle olacak, böyle olacak. Fitne odaklarından olduğu zaman bakıyorum, ona verilen görevi yapıyor, para alıyor bunun için. Ama bunu saflıkla yapanlar ve bunu yapmaması gereken makamda olup da yapanlar, onlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bazı makamlar ağlama makamı değildir Hasan Bey. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Hedefimize yürüyeceğiz. Hedeflerimize yürüyeceğiz, hedeflerimizi aşacağız. İnançlı, kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz. Ama birileri çıkıp sürekli ağlıyor. Ağlayanları da boş verin. Fitne odaklarını da boş verin. Yolumuza devam edelim diyorum. Süremiz bitti herhalde. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kimsenin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Yatırım projelerinizi asla ertelemeyin. Aylardır, yıllardır bunu söylüyoruz. Alımlarınızı asla ertelemeyin. Türkiye'ye güvenin, Türk ekonomisine güvenin. Karamsarlık tablosu çizenlerin üstüne basın, geçin, yolunuza devam edin. İnanarak sabredenler Hasan Bey her türlü hedefe ulaşacaklardır. Yeter ki inanarak sabretmeyi, çalışmayı birlikte yapabilelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.